Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır lavaşla tavuklu, inanılmaz lezzetli, şahane bir fırın yemeği yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle yemeğimizin tavuk sotesini hazırlayarak başlayalım. Bunun için genişçe bir tavaya 3-4 yemek kaşığı sıvı yağı alıyorum ve yağ iyice kızdıktan sonra içine kuşbaşı doğratmış olduğum 750 gram tavuk but etini ilave ediyorum ve harlı ateşte suyunu salıp çekene kadar kavuruyorum. Bir tavuklar suyunu salıp çekti ve kavrulmaya döndü gördüğünüz gibi. Şimdi içine yemeklik doğramış olduğum 2 adet soğanı ve 2 tane de defne yaprağını koyuyorum ve soğanlar yumuşayana kadar kavurmaya devam ediyorum. Ve 2-3 dakika soğanlarla beraber kavurduktan sonra içine küçük küçük doğramış olduğum 3 tane yeşil biber ve 1 tane kapya biberi ilave ediyorum ve biberlerle kavurmaya devam ediyorum. Biberleri çok fazla öldürmeden sadece biraz yumuşayana kadar kavurdum. Şimdi içine kabuklarını soyarak küp küp doğramış olduğum 2 tane domates, yarım yemek kaşığı domates salçası, 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz, yarım tatlı kaşığı kadar karabiber ve yine damak tadınıza göre pul biber ekleyebilirsiniz. Baharatları da ilave ettikten sonra domatesler yumuşayıp salçanın çiğ kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. Ve domatesle beraber de 3-4 dakika kavurduktan sonra defne yapraklarını içinden alıyorum. Şöyle bir güzelce karıştırıp 1-2 dakika pişiriyorum ve tavuk sotemiz hazır. Evet, şimdi yemeğimizin salçalı sosu için uygun bir tavaya 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum ve yağ kızdıktan sonra içine 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum ve salçanın çiğ kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Ve salçayı 1-2 dakika kavurduktan sonra içine yarım çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar şeker ve 1 tatlı kaşığı kadar kekik ilave ediyorum ve baharatlarla beraber güzelce karıştırıyorum. Daha sonra sosum ketçap kıvamına gelene kadar azar azar kaynar su ilave ediyorum. Yeteri kadar su ekledikten sonra 1-2 taşım kaynatıyorum ve altını kapatıyorum. Yemeğimizin salçalı sosu da hazır ve şimdilik bir kenara alarak ben beşamel sosunu hazırlamaya geçiyorum. Evet, yemeğimizin beşamel sosu için uygun bir tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı alıp eritiyorum ve yağ eridikten sonra 1 yemek kaşığı un ilave ederek kısık ateşte sürekli karıştırarak unun yakmadan kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Ve unu yaklaşık 2-3 dakika kavurdum. Şimdi içerisine 250 ml'lik su bardağı ile 1 su bardağı soğuk süt ilave ediyorum ve karıştırmaya hiç ara vermeden kısık ateşte kaynamasını bekliyorum. Ve sosumuz kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi içine yarım çay kaşığı tuz ve karabiber ilave ediyorum ve baharatlarıyla beraber karıştırıp 1-2 taşım kaynattıktan sonra altını kapatarak bir kenara alıyorum. Evet, artık yemeğimizin yapımına geçebiliriz. Ben bugün tarifimde videoda gördüğünüz gibi 4 tane büyük hazır lavaş kullandım. Şimdi lavaşlar çok büyük olduğu için ortadan ikiye ayırıyorum. Ve daha sonra kesmiş olduğum parçanın geniş tarafına yaklaşık 1-1,5 yemek kaşığı kadar beşamel sos koyarak yayıyorum. Ve beşamel sosun üzerine hazırlamış olduğum iç malzemeden yerleştiriyorum. Daha sonra kenarlarını içeriye doğru kapatarak ileriye doğru börek sarar gibi sarıyorum. Ve ben şimdi lavaşların hepsini aynı şekilde sararak tamamlıyorum.
Evet, lavaşların hepsini tamamladım. Şimdi pişirecek olduğum borcamın tabanına hazırlamış olduğum salçalı sostan 1-2 yemek kaşığı koyarak fırçayla her yerine sürüyorum ve daha sonra aynen videoda izlediğiniz gibi sarmış olduğum lavaşları diziyorum. Daha sonra kalan sosun tamamını üzerine koyarak fırçayla her yerine sürüyorum. Bu arada fırınımı alt üst 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken lavaşların üzerini kapatacak şekilde rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum ve daha sonra önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, yemeğim pişti ve fırından çıkarttım. Her zaman belirttiğim gibi pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden aynen videoda gördüğünüz gibi üzerindeki peynirler eriyip kızarmaya başladığında fırından çıkartabilirsiniz. Yemeği fırından aldıktan sonra biraz dinlendirdim ve şimdi dilimleyerek servise hazırlıyorum. Üzerine biraz da dereotu serpiyorum ve hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Bu arada ben dilimleri oldukça büyük yaptım. Sizler daha küçük kesebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi yemeğimizin görüntüsü harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki inanılmaz lezzetli, şahane oldu gerçekten. Yiyen herkes hayran kaldı. O yüzden sizler de bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ve ben de sizlere ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.